Adalarda 137 yıl sergisi, bisiklet sergisi. Bisikletle özdeşleşmiş İstanbul Adaları için kurgulanmış bir proje. Biliyorsunuz dünyada bisikletsiz yerler içinde bir liste yapıldığında bizim 4 adamız Türkiye'nin otomobil girmemiş yegane yeri. Ve burada bisiklet yaklaşık 100 yıldır çok merkezi bir pozisyonda. Ve o yüzden de derin bir kültürü var. Bu kültürü yansıtmak istedik biz bu sergide. Epeyce de bir malzeme bulduk ama eminim bu sergiyi gördükten sonra da bizde de şu vardı diyenler çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir, sergide kabaca şunu yapmaya çalıştık. Bir dünya bisiklet tarihi anlatmaya çalıştık. Çok kısa. Sonra Türkiye. Sonra adalara bağladık bunu. Yani büyük fotoğrafın için adaların yerini tarif etmeye çalıştık. Demin konuşmada da söylediğim gibi henüz ortalıkta Amsterdam yokken adalar vardı diye bir cümlede kuruyoruz burada. Sergide yaklaşık 100 yaşında bisiklet var. Çok yeni. Son derece modern bisikletler de var. Geniş bir zaman dilimi içinde üretilmiş bisikletler var. Yaygın olarak bu Hollanda tipi, İngiltere tipi ulaşım bisikletleri. Adanın biraz alameti farikası bu bisikletler. Mesela şurada çok önemli bir Türkiye bisiklet sporunda çok önemli bir yeri olan Garbi Spora'nın kendi vücudu için özel yaptırdığı ve üstündeyken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Hani bu tiyatrocuların sahnede ölmek metaforu vardır ya, onun gibi bisikletin üstüne ölmüş, hayatını kaybetmiş bir büyük bisikletçinin bisikleti var. İnönü ailesinin bisikleti var. Doğrudan İsmet İnönü'nü bilmiyoruz ama aile bireylerinin kullandığı bir bisiklet var elimizde. Çok sayıda yolu adaya düşmüş, Türkiye tarihinde iz bırakan insanların bisikletleri var bu sergide. Bisiklete ilgi duyan ve duymayan, duyanları zaten davet ediyoruz ama duymayanları da davet ediyoruz. Bisiklete binmek hakikaten dünyanın en zevkli ve en işlevsel şeylerinden. Dünyaya ilk kez bisikletle dolaşan kişi 1884. Biz çocukluğumuzdan beri, doğduğumuzdan beri bisiklete bindik. Bugüne kadar halen de binmeye devam ediyoruz. Her ne kadar zorluklarla karşılaşıyorsak da, tabii zorluklarla karşılaşan kişiler akülü kullanmaya başladı. Ben halen eski bisiklete amatörlerindenim. Bu bisikleti oğlum kullandı çocukluğunda. Bugün 58 yaşında. Ondan sonra yeğenlerim bunu kullandı. Bu bisikleti Amerika'dan getirmişler zamanında. 4 tane bisikletle iştirak ettim. Fakat en enteresan benim buradaki ehliyetlerim var. 17 yaşıma bastığımda aldığım ehliyet, eşimin aldığı ehliyet, plaka almak için yaptığımız müracaatler ve plaka ruhsatnameleri var. Bir nostalji müzesi. Yani eskiye hayran kişiler için müthiş bir bayram. Müthiş bir bayram. Fakat maalesef yeni nesil eskiye pek rağbet etmiyor. Halbuki benim için hatırası olan her eski eşya canlıdır. Halen canlıdır çünkü hatıralar üzerinde. Arkadaşlar 40'a yakın bisiklet teşhir ettiler. Her bir bisikletin kendine göre, sahibine göre, etraf yaşamış olduğu muhitine göre hatıraları var. Tavsiye ederim, gelsinler, görsünler. Çünkü belki ileride bu hepsi demir fabrikalarına, hurdaya gidecek. Fakat ben vermem halen. Yatak odam olsa dahi yanıma alır, muhafaza ederim bisikletleri. Sergiyi çok sevdim. Yani çok başarılı, ellerine sağlık yani herkesin. Hem bisiklet sevgisi olanlar için hem ada tarihini merak edenler için bence çok özel ve güzel bir sevgi. Bizim için de yani benim eşim Hollandalı, dolayısıyla bizim evde de bisiklet meselesi çok önemli olduğu için biz de koşa koşa geldik.